böyle bir çatışma olması halinde nükleer silahın kullanılabileceği. Biden ve Putin arasındaki bir görüşme sırasında da alternatif bir olabilir mi bu yaptırımlara karşı 3. Dünya Savaşı olabilir dendi. 3. Dünya Savaşı'nda sadece nükleerle yapılabilir. Bakın, batılı politikacılar, nükleer silahın, nükleer savaştan bahseden onlar. Rusya değil. Biz izin vermeyeceğiz bir takım provokasyonlara ve bu provokasyonlar vasıtasıyla bizim dengesizleştirilmeye çalışmamıza. Eğer bize karşı gerçek bir savaşı başlatmayı istiyor ve düşünüyorlarsa bunu iyi düşünmeliler. Teşekkür ederim. New York'a bağlanacağız. ABC kanalına Amerikalı George Stephanopoulos. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, biz Rusya Ukrayna'yı bombalıyor, bunu görüyoruz ve insanlar orada katlediliyor. Bugün dünya bu saldırıları kınıyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Çok kısa bir soru ama siz alıntı yapmak istediniz herhalde önünüzdeki kağıttan. Ben arkada ne düşünce var onu yorumlayabilecek durumda değilim. Çok fazla şey söyleniyor ama eğer siz dikkat ettiyseniz Avrupa ve ABD, ama temelde öncelikle Avrupa her türlü şekilde kitle iletişim araçlarının önünü kesmeye, Rusya'dan yönelik bütün bilgileri, haberleri kesmeye ve Ukrayna'daki olayların Rusya tarafından nasıl görüldüğünü, aktarıldığını engellemeye çalışıyor. Ukrayna'da Nazi bir askeri birliklerinin neler yaptığını göstermiyorlar. Onlar mesela Donbas'ta, Donetsk bölgesinde oradaki faşist birlikler insanlara saldırıyorlar ve oradan ayrılırken insanları, mallarını yağmalıyorlar, arabalarını çalıyorlar ve onlar yağmacı ve çapulcu gibi davranıyorlar. Ve pek çok bilgi geliyor ne tür provokasyonların hazırlandığına dair. Mariupol'da da benzer provokasyonlar, diğer bölgelerde de Ukraynalıların canlı kalkan olarak vatandaşlarını kullanmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Hintlilerle, Araplarla, Afrikalılarla nasıl onlara yönelik davrandığını görüyoruz. Onları bırakmıyorlar. Ukrayna'dan ayrılmalarını engelliyorlar orada bulunan Hintlerin, Afrikalıların. Devlet başkanı ile görüştüğüm bir Hintli öğrenci Harkov'ta, Ukrayna'da öldürülmüş.